Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyelerinin görevden 3 ay süreyle uzaklaştırılmalarının ardından Kayseri OSB'ne Sahip Çık Platformu Başkanı Bekir Okay Kiracıoğlu açıklama yaptı. Yani şimdi size sormak istiyorum. Burada eğer siyasi bir niyet olsaydı 2020'de verdiğinden sonra hemen 2 ay ekranında görevden alınabilirlerdi. Ancak gelişen olay, biz bakanlığa bu konuda çok dilekçe verdik görevden uzaklaştırılması için, ama herhalde muhterem hocamın hatırına bir yıl boyunca, 1,5 yıl boyunca bunu beklettiler. Ancak artık oluşan olaylar hocamın hatırını aşağı duruma gelince artık herhalde bakanlık beğenmedi ve görevden uzaklaştırma talep ettiler. Şimdi normalde kanuna göre bu 32'ye 5'e göre alınan, yönetmenin 32. madde 32'ye 5 maddesine alınan yönetimin 3 ay olarak geç uzaklaştırılması var. Aslında bizim görüşümüz sürekli olarak görevden uzaklaştırılmaz, ama bakanlığın şu an için böyle bir yetkisi yok. 3 ay artı gerekirse 3 ay daha uzatma yetkisi var. Ancak şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tasarı halinde bulunan OSB ile ilgili kanunda 17. değişiklik maddesinde bu eylemlerin sürekli olarak feshedileceğine dair karar var. Muhtemelen bakanlık bu tasarıyı bekliyor. Yani bu tasarı çıktıktan sonra bu 3 aylık geçiş sürecinin sürekli olacağını düşünüyoruz. Ama işte karşı taraf diyor ki, dün de duydum, İşte biz diyor hasbün iftirası. Bakın, şimdi bakanlık soruşturma dosyası için savcılığa yazı yazmak zorunda. De diyor ki işte bu şu kişilerin hakkında soruşturma var mı? Peki Levent Soltaş görevde alınmadı. Niye alınmadı? Çünkü soruşturma hakkında açılmamış. Yönetim kurulu üyesi olduğu için. Yani siyasi olsa bakan onu da alamıyor mu görevde? Onu da alırdı. Yani burada demek istediğim, burada kesinlikle siyasi olay olmadığını ve siyasi olay yargısının bizim kurumumuzu çok rahatsız ettiğini ve ısrarla ve defaatle söylediğim siyasilerin artık o seviyeye karışmaması gerektiğini ve siyaseti biz değil karşı tarafın yaptığını, şu anki artık onlar da eski yönetim, eski yönetimin siyasetle bir yerlerde kalmaya çabaladığını görüyoruz. Zaten bu çabaların dün bir panikle yapılan bir bekleyicinin açıklamasını da gördüm. İşte dediğim üzere siyasiler buna elini çekmediği sürece biz bu OSB'mizi hiçbir zaman gündemden düşüremeyeceğiz. O yüzden de biz hangi parti olursa olsun, hangi siyasi görüş olursa olsun OSB'yle özellikle siyasetin çıkartılmasını istiyoruz. Karışmalarını istiyoruz. Biz bunu defaatle söyledik. Ve bu kararımızda hala duruyoruz ve sanayimize siyasetin girmemesini istiyoruz. Ama tabii ki biz siyasetle suçlanırken esas siyaseti yapanlar şu an maalesef yaptığı siyasetin bedelini ödüyorlar. Bizim memleketimizde herkes birbirinin yüzüne bakacak, herkes yüz yüze gelecek diye sürekli böyle bir kâhın oluşturuyor. Siyasetle suçlayanlar kendileri siyaset yapıyorlar. Ve bunun da cezasını çekiyorlar şu an. Çünkü biz burada kimsenin, arkadaşlarımla dahil olmak üzere, kimsenin kendi şahsi menfaatleri için burada değiller. Ve biz burada çoğu sanayici arkadaşımızla ilk defa tanıştığımız kişiler var. Çok enteresan bir durum. Bu kadar birbirini tanımayan bir insanın bir araya gelmesi ve böyle bir kendi hakkını savunması kadar doğal bir şey yok. Ancak ilk yaptığımız basın toplantısında işte bunlar 20-30 kişilik çapulcu diyebilecek bir sanayi başkanına sahibiz. Hukuk seviyesi çok aşağıda olan, maalesef sanayicisini aşağılamaya çalışan bir başkanın bu şekilde konuşmaya karşı durdu. Bize 20-30 kişi diye hitap ettiği dedikodu platformu dedi, vasıfsız platform dedi, hatta FETÖ'cüler dedi. Ama bunların hepsinin cevabını ben herhalde medya kuruluşlarına çıktığı programlarda tek tek verdim. Hatta beni bir siyasi partiye bağdaştırdı da ona da bir ünvan bağladı bu şekilde. Yalanın olduğunu ispatladığım videolarla. Şimdi bu 20 kişilik dediğimiz grubun, bu dosyalar burada. Aslında biraz sonra kaldıracağım. Masada kalmasın. Bakın bu 3 dosya bakanlığa güvenlik önlemleri alınması için sanayicimize almış dosya. İmzalar. Ve bu imzalar tam tamına 386 adet. Ve biz bunu 7 günde, 9 günde aldık. Ve bunların hepsinin arkasında imza sürtüleri ve kimlik fotokopileri dahil olmak üzere. Şimdi sanayicinin bu kadar tepkisi olduğu bir yerde, burada da oylamanın kapalı olmasıyla ilgili yapılan alınan imzalar var. Bu da 386 tane. Şimdi sanayicinin bu kadar tepkisi varken, sanayici bize bu kadar teveccüh gösterirken, daha hala koltukta yapışmanın mantığını hala anlayabilmiş değiliz. Yani maalesef
kokular gelmeye başladı. Gerçekten de kötü kokular gelmeye başladı. O yüzden de bizim bildiklerimiz, bilmediklerimizden en az yarısı kadar diye düşünüyoruz. Yani bu kadar daha bilmediğimiz içeride olaylar olmalı ki insanlar koltuğa bu kadar sağlam kalmaya çalışıyorlar. Bizim derdimiz hiçbir zaman koltuk olmadı. Koltuk olsaydı biz 12 Kasım'da genel kurulda seçim isterdik. Ama biz seçim isteyip ibra konusunun seçimin arkasında kalmasını istemediğimiz için seçim maddesi istemedik. Normalde biz 220 imzayla seçim maddesi ekletebiliyoruz genel kurula. 386 tane imzası olan bir kişinin 220 tane imzayı sağlayabileceğini herkes düşünmeli.